Herkese merhaba. General Mobile'ın en son Android One telefonu GM8'i bu ayın başlarında görmüştük. Türkiye'de satışı sunulmuştu. Mobil Dünya Kongresi'nde hem GM8 Android One'ın küresel lansmanı gerçekleştirildi hem de elimde tutmuş olduğum yeni Android Go telefonu, General Mobile'ın ilk Android Go telefonu GM8 Go'nun lansmanı yapıldı. General Mobile, Google'la yakından çalışan bir şirket ve Google'ın Android Go projesinde de yakın işbirliği içerisinde bulunduğu şirketlerden bir tanesi. Bu telefon Google işbirliğiyle gerçekleştirildi, hayata geçirildi ve deneyim bakımından da kullanıcılara en iyisini sunmaya amaçlıyor. Android Go projesi geçen yıl Google I.O. 2017 etkinliğinde duyurulmuştu. Düşük güçlü, RAM'i düşük telefonlarda Android'in düzgün bir deneyim sunması amacıyla Google uygulamalarında ve bunun yanı sıra veri tüketiminde bir takım optimizasyonlar yapılıyor ve böylelikle de düşük güçlü telefonlarda Android kullanıcı deneyiminin daha iyi olması amaçlanıyor. GM8 Go'ya baktığımızda diğer gördüğümüz Android Go telefonlarıyla karşılaştırdığımızda profil açısından özellik bakımından biraz daha yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. Bu telefonda 5.5 inçlik 720p HD ekran bulunuyor. 18:9 görüntü oranlı bu ekran gayet iyi bir görsel deneyim sunuyor. Keskinlik ve netlik bakımından da tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Ekranı saran çerçeve nispeten küçük, 5.5 inç ekranlı bu telefonu da tek yere rahatlıkla tutmak ve kullanmak mümkün oluyor. Tasarımı GM8'in Android One modeline benziyor. Arkada parmak izi okuyucusu yine mevcut. GM8 Go pil tarafında da güçlü. 3500 mAh gibi yüksek kapasiteli bir pil bulunuyor. Ekran ve işlemci düşünüldüğünde bu pilin bir günü rahatlıkla aşan bir performans sunmasını, çalışma ömrü sunmasını bekleyebiliriz. GM8 Go bir Android Go telefonu ve dolayısıyla içerisinde Google'un yükte hafif veri tüketimi düşük Go versiyonu uygulamaları bulunuyor. Google uygulama klasörünü açtığımızda gördüğünüz gibi Google Go, YouTube Go, Gmail Go, Maps Go, Assistant Go gibi Google uygulamalarının, normalde Android telefonlarda yüklü olarak gelen Google uygulamalarının Go versiyonları bulunuyor. Bunun yanı sıra şu anda gösterdiğimiz telefonda bulunmayan, ancak General Mobile'ın Mobil Dünya Kongresi standlarında sergilemiş olduğu GM8 Go modellerinde General Mobile'in kendi geliştirdiği müzik ve benzeri uygulamalarında Lite versiyonları bulunuyor. Android Go telefonlarında Google Pay açtığınızda da Facebook, Skype gibi uygulamalarında Lite versiyonları ön plana çıkaracak. Android Go deneyimini en iyi şekilde sunan uygulamalar ön plana çıkarılacak. Ekran diğer Android Go telefonlarına nazaran biraz daha yüksek kapasitede. İşlemci ve diğer özelliklere baktığımızda ise bu telefonda MediaTek'in 4 çekirdekli işlemcisinin 1 GB RAM'in ve 16 GB dahili hafızanın bulunduğunu görürüz. Aynı zamanda microSD kart yuvası sayesinde depolama alanını daha da arttırmak mümkün oluyor. Kamera tarafına baktığımızda arkada 13 megapiksel, önde ise 5 megapiksel çözünürlüklü kameralar bulunuyor. Kamera uygulamasına baktığımızda da oldukça sade tutulmuş bir kamera uygulamasının GM8 Go kullanıcılarına sunulduğunu görüyoruz. General Mobile GM8 Go hem barındırdığı ekran hem de tasarımıyla daha en baştan Android Go telefonun içerisinde çıtayı biraz daha yüksek çıkarmış gibi görünüyor. Akıllı telefon deneyimiyle yeni tanışacaklar için General Mobile GM8 Go iyi bir seçim olacak gibi görünüyor. Mobil Dünya Kongresi boyunca yayınlamış olduğumuz videoların hiçbirisini kaçırmamak için Teknoblog YouTube kanalına abone olmanızı tavsiye ederiz. Aynı zamanda en güncel içerikler ve haberler için de Teknoblog.com Mobil Dünya Kongresi portalını takip etmenizi tavsiye ederiz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.